Yine en beklediğimiz oyuncunun reytingine kadar ve kimlerin geleceğine kadar her şeyi bildiğimiz mükemmel bir etkinlik geldi. Etkinlik öncesi, etkinlik sonrası bilgilendirmeler nereden? Buradan arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada cidden arkadaşlar, hani harbiden FIFA 1 oynayan birisiyseniz, oyuncusuysanız kesinlikle ve kesinlikle abone olun. Bakın oynamayanlara hala bir şey demiyorum ama FIFA 1 gerçekten oynuyorsanız bence bu kanala abone olun. Çünkü bir arkadaşlar baksanıza kanala, yani artık ben daha bir şey demeyeyim, yani yenisiniz diye söylüyorum, artık zaten abonesinizdir diye düşünüyorum olmayanlar da olun yani. Ve arkadaşlar yani yine etkinlik bilgilendirme ve bir şeyler deneyimleyip sizlere yapmamanız gerektiğini söyleme ve oyunda gizli gizli yerlerle alakalı bilgiler bu videoda olacak arkadaşlar. Kimler yok ve neden yok, nerelerden gelecek, hepsinin bilgisi gelecek arkadaşlar şimdi. Ve o zaman videomuza başlıyoruz. Sizlerden like bombardımanı bekliyorum. İnanılmaz bilgiler vereceğim bu videoda ve inanılmaz değişik hareketler yaptım, onları da söyleyeceğim arkadaşlar. Like'larınızı alırım. Haydi o zaman hemen videomuza başlayacağız arkadaşlar. Videomuzda Mesut Özil, Ozan Kabak skills izleyeceksiniz. Bir yerde bir maç var. Çok kısa ama gerçekten sadece pozisyonları koydum çünkü görmenizi istedim. Onun öncesinde de bir tane oyuncu var biliyorsunuz. Onu aldım. Onunla ilgili yaşanılan olayları göreceksiniz. Sonra onunla alakalı başka bir olay göreceksiniz. Sonrasında hemen şu anki kaldığımız yerden devam edeceğiz ve size önemli, çok özel bilgiler vereceğim. Arkadaşlar ben bir tane daha zapata alıyorum ve şimdi geliyoruz sizlerle birlikte. Bütün bu görevleri tamamladık. Başta Jovic'i satılabilir sanmıştım. O yüzden başladım. Satılamazmış ama ilk günden böyle direkt ilk andan almış olacağız. Yani gerçekten satılabilir sanmıştım ki satılabilir olsa zaten bu kadar yavaş artmaz bu ustaların değerleri. Bayağı böyle bu uçardı zaten. Şimdi bakalım Jovic'i aldıktan sonra bizim başımıza neler gelecek arkadaşlar. Jovic alırsanız ne oluyor? Bu videoda biraz da bu kısmında onu da göreceksiniz. Hemen gelelim arkadaşlar. Jovic'i alalım bakalım. Jovic'i alınca ne oluyor? Görüşme puanlarının hepsini de harcadık görmüş olduğunuz gibi. Ve tak Jovic'i de tıkladık ve Jovic hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve Jovic arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Jovic'i almış olduk. Bayağı bir coins bir şeyler harcadık ama 116 şut 95 hız falan var. Ekstra da elimizde de oyuncu olarak durmuş oldu. Yani ileride illa kadro kurma görevi bir şeyler gelecek, kullanılacak. Pazarda satılabilip satılamıyor mu ona da bir bakacağım hemen. Hemen böyle pazara bir girelim. Bakalım Jovic pazarda satılabilip satılamıyor mu? Satılabiliyor lan Jovic. Jovic satılabiliyormuş, hani satılamıyordu, bir dakika. Jovic satılamıyor dediler bana. Evet, Jovic'in derecesini transfer ettik. Başta ben chat'e full bakmadığım için chat'e bir an bakmıştım, satılamıyor demişti Jovic. Ben de cidden öyle sandım. Şöyle bir Jovic'e bakalım abi, şu an ben bayağı hızlı aldım ama yani çok çok da aşırı hızlı almadım açıkçası. Yani direkt bunu beklemiyordum çünkü böyle bir şey beklemiyordum. 13'e var, 11'e var, 7'ye var, 6'ya zaten koyuyoruz biz. Hemen abi koyalım, o zaman ne yazıyorsa burada. Ne yazıyorsa buradan bir 600 bin... Oha, direkt abi 3.5'a koydum Jovic'i ve... Mesut. Oyş. Mesut Özil. Oha. Böyle vurmuyordur değil mi normalde? Böyle vurmuyordur. Teke tekle falan böyle vurmaz herhalde değil mi? İnanılmaz zayıf yapmışlar bu arada ama böyle vurmuyordur herhalde normalde yani. Mesut gerçekte böyle bir özelliği yok, onu nasıl yapsın? Mesut Özil orta. Ozan Kabak kafa. Mesut'la Ozan birleşti. Muazzam bir gol geldi. Mesut'la Ozan birleşimi güzel bir golü getirdi bize. Mesut'tan muazzam ötesi bir pas. Şimdi King karşı karşıya kaldı kaleciyle bir pasla. Ve King maçı bitiriyor. Arkadaşlar 4-2 kazandım maçı. Sonunda kazandım. İlk 2 bir Mesut'un golünü gösterdim size. Bir de böyle bir galibiyet golündeki Mesut'un asistini. Bir de arada belki Ozan Kabak'ın da golünü görmüşsünüzdür. Yani bu şekilde... Birazcık uğraştım ama kazandım. Tabii hani tam sisteme alışmadım başta. Maçın nasıl olduğunu anlamadım ama maçı görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kazandım. Ve bakalım maçın sonunda neler olacak. Maçı kazandığımızda 50 görüşme puanı veriyor arkadaşlar. Günlük bir kere yapıyorsunuz ve günlük bir kere oynuyorsunuz. Tek tek falan oynayacağınızda offline modda bence bunu oynayın. Daha rahat, daha kolay. Burası da çok rahat zaten. Hani oynadığımız her yer çok kolay, çok rahat bir şekilde. Muhtemelen takas döneminde burası sürekli yenilenecek. Buradaki oyuncuları falan da buluruz. Büyük bir ihtimalle oyuncuların hepsi buraya gelecek. Ben buradaki görevlerin hepsini yaptım. Jovic'i aldım. Gördünüz zaten ve Jovic aldıktan sonra da açık arttırmadaki öğelerime geldiğimizde maalesef satamadık ve Jovic'in değeri bayağı bir muhtemelen düşmüştür diye düşünüyorum. Jovic'in değeri hatta hala hani 3.5 milyona kadar düşmemiş ama şimdi arkadaşlar benim kadrom bu. Neden girdim? Çünkü bu formalite arkadaşlar, artık bu kadroya her zaman giriyoruz biliyorsunuz. Bu arada yakında inanılmaz bir video izleyeceksiniz. Haberiniz olsun, haberiniz olsun. Gerçekten muazzam bir video yakında izleyeceksiniz arkadaşlar benim kanalda. Şimdi top transferse giriyoruz. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar olayı, ne kadar pişman olduğumu çok iyi biliyorsunuz. Ve tam ben bu videoyu çekerken görmüş olduğunuz gibi süresi doldu yani. Ve şu anda fiyatına bakalım arkadaşlar. Hani tam videoya girdim, yemin ediyorum ayarlamadım.
Videoya girdim ve Jovic'in süresi doldu. Yani gecenin kaçında video çektiğimi artık anlamışsınızdır. O yüzden de bir like alırım. Sizin için arkadaşlar aç. Hemen gelelim Jovic'e ve görmüş olduğunuz gibi yani 500 bine düştü. Yani o kadar saçma ki Jovic'in bu fiyata düşmesi. Çünkü zaten neler neler veriyorsun, anladın mı? O kadar oyuncu veriyoruz ki inanılmaz bu fiyata düşmesi Jovic'in. Ben pişmanım. Size de yapmayın diye gösteririm. İnşallah hani yapan yoktur aranızda ya da yapanlar da hani pişman olmamıştır. Çok iyidir hesaptaki durumları. Bu arada burayı da bitirdim görün diye hemen görüşme puanını da alalım. Bütün kısımları anlatacağım. Burayı günlük olarak bitiriyorsunuz. Bu gayet basit. Yani şey bile almanıza gerek yok mesela. Hani jeton teklifi almam gerekmedi ama günde bir kere alarak bitirebilirsiniz. Çünkü kaybettiğinizde de geri veriyor. Günde 35 enerjiyle burayı bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 24 zaten sizin var. Buradan da 15 alıyorsunuz. 35'i zaten geçiyor. 39 oluyor. Zaten alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama reklam yerine coin size teklifi de tercih edebilirsiniz. Size kalmış. Burada kadro kurma görevlerimiz var. Hemen ödüllere geçelim arkadaşlar. Şimdi ödüller kısmımızda premium ve standart bilet almayacağınızı varsayıyorum. O zaman da doğal bir şekilde ilerliyoruz. Sözlemişte seçim puanlarını bu şekilde alıyoruz sonuna kadar. Ve arkadaşlar neyi bedavaya alabiliyoruz onu sizlere şimdi özel bir şekilde göstereceğim. Bedavaya alabileceğimiz isim görmüş olduğunuz gibi karşımızda Mesut Özil ve tabii ki de Haller. Mesut Özil'in az önceki hareketleri bu arada gerçekten inanılmazdı. Koymak istedim video o anları. Çok ilginç şut çekti ve hani beklemiyordum hiç. Yani hiç ben daha bu yıl öyle şut çeken bir tane oyuncu görmedim. Ya gerçekten ip gibi gitti ve füze gibi gitti. Hani Mesut Özil'in şut gücü nedir ki abi, nasıl olsun? Gerçekten bu arada inanılmaz paslar atıyor. Bayağı 4-5 maç attık arkadaşlar. İnanılmaz paslar atıyor. Ve Mesut Özil'e nasıl oynanacağını da biliyorsunuzdur. Birazdan orayı da göstereceğim zaten. Mesut Özil dediğim gibi arkadaşlar 190 liralık 19 liralık teklifle beraber alırsanız da şöyle buradaki oyuncuları da alabiliyorsunuz. Ama şu anda Mesut Özil'e halleri tam olarak alıyorsunuz. Günlük olarak tamamlayın. Hani başka hiçbir kısma gerek yok Mesut Özil için. Bayağı basit, böyle güzel bir etkinlik. Olmayan oyuncular nerede? Bundan da bahsedeceğim bu arada birazdan. Şimdi hatta bahsedeceğim. Şimdi takas dönemine girelim. Şimdi bazı oyuncular takas döneminde. Ben burada görmüş olduğunuz gibi Jovic'i aldım. Bazı oyuncular takas döneminde. Burada görmüş olduğunuz Huntelaar var. Huntelaar almak kadar basit bir şey yok. Öncelikle ben bir Huntelaar almayı size anlatayım arkadaşlar. Huntelaar almak için yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Bir tane yapın görev şuradan. Ne istiyorsanız yapın. İstediğiniz bir tane görev yapın, tamam mı? 50 puan alın ama. 55 puan alın. 55 puan aldıktan sonra birinci tak. Hemen bu birinciyi alın, bırakın. Yarın bir daha girin, yine birinciyi alın, yine bırakın. Öbür gün bir daha girin, yine birinciyi alın, yine bırakın. Full hep birincileri ala ala arkadaşlar. Huntelaar bedava. Yani gerçekten ilk görüşme paketini 10 kez. Yani ilk kısmı 10 kez yapmanız yeterli. Ve ilk kısım hep 5 olur diye düşünüyorum. Yani gerçekten bunun kadar basit bir olay yok. Burada Jovic var bugün ama bu akşamla beraber değişmeye başlayacak. Buradaki oyuncular değişecek. Peki buraya kimler gelecek? İşte oyunda olmayan oyuncuların bir kısmı da orada olacak. Hemen onlara geçelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu oyuncular oraya gelecek. Zaten tam 14 gün var ve 14 tane oyuncu var burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Amad Diallo, Arjen Muric, Radjan Angolan, Anthony Modest. Yani benim şöyle buradan oyuncu almayı planlıyorsanız tavsiyem şu. Ya Lingard'ı ya da Radjan Angolan'ı. Biriktirin geldiği anda alın ama bence hiç almayın. Yani ben gerçekten o kadar pişmanım ki o görevleri yaptığıma. Ama yani bana çok acıtmaz ama gerçekten hani kasmak böyle inanılmaz zorlayan kişileri falan gerçekten acıtır. Hani ben bir videom için çok fazla coin harcayabilirim. Sonuçta video çekiyorum. Bir işe yarıyor, bir şey yapıyoruz ama yani sizler mesela gidip coin harcasanız gerçekten çok büyük zarar. Çünkü 500K'ya kadar düşmüş, gördünüz yani. Şu Lukajovic aldık. Cenk Tosun, İrfan Can filan da bayağı bir ucuz olacak bundan dolayı. Bu iki oyuncu burada. Peki Ozan Kabak nerede derseniz. Ozan Kabak da zincir teklifine gelecek. Başka merak ettiğiniz bir oyuncu varsa da muhtemelen o da zincir teklifine gelecektir arkadaşlar. Yani onların da alınması zor ama Cenk Tosun ile İrfan Can gerçekten bayağı ucuz olacağını düşünüyorum. Hesaplamalara hiç girmeye gerek yok. Yani gerçekten girmeye gerek yok. Çünkü zaten dediğim gibi çok basit bir şekilde her gün bitirin abi 7 tane etkinlik. Hop Mesut Özil cebinizde, mis gibi abi, en iyi alttan düz bir şekilde ilerlersiniz. Daha yüksek bir şeyler almak istiyorsanız Gomez'i oradaki 190 liralık ve 19 liralık teklifin ikisini birden bile alsanız Gomez veya Mandzukic bedava değil. Çünkü ikisini birden alırsanız 1225 puanınız oluyor. 1000 puanı biraz geçiyor yani ki hani burada 425 puanlık oyuncuları bile alamıyorsunuz. Yani Mesut Özil'in bedava olması çok güzel. Bu etkinlik çok güzel. Süper güç gerçekten çok güzel geldi ve süper gücümüze de bayağı bir katkısı olacak bu etkinlikin yalnız. Süper güce bayağı bir transfer yapacağız. Süper gücü böyle bir hızlı hızlandırarak devam ederiz. Bölümler gelir ama bu sıra bir bakacağız bakalım. Her gün video geliyor zaten. Ben boşluklar ayarlarım süper güç için. Onun için de gelir. Birazcık da pazara bakalım. Yani gece 2'de 4 saat sonrasında Mesut Özil falan ne hale gelmiş. Bir bakalım çünkü alanlar olmuştur bayağı ve düşmüştür diye düşünüyorum. Yavaş yavaş 46 milyonu görmüş arkadaşlar Mesut Özil. 42 milyonu da görmüş olduğunuz gibi Mesut Özil görmüş ki 42 milyonu bile 25 dakikadır satılmamış. Yani çok daha fazla düşebilir.
detaylı anlattığımı düşünüyorum. Çok basit bir etkinlik zaten ve aynı zamanda da ben bayağı beğendim etini. Yani gerçekten çok sevdim. Çünkü bedava mesut alacağız. Hiç uğraşmayacağız. Çark yok, dert yok, tasa yok. Mis gibi etkinlik. Birazcık para gözlük yapmışlar. Ona birazcık sinirlendim. Çünkü yani bir tane mayayı gidip 90 liraya, milletin tabii 10 dolara, 10 TL bile vermem de ben mayayı. Yine de hani adamlar 10 dolara en azından diyor ki yani bir de görüşme puanı, sözleşme seçim puanı, VIP puanı falan da geliyor. Alayım der. Ben de 10 TL'ye alırdım mesela. Geldik buraya, bu sözleşme seçim puanı, bu 19 liraya alıyorsunuz, sonra ilerliyorsunuz filan. Ama bu etkinliğe her yatırmaya değer mi derseniz bence değmez. Yani çok fazla coin de kasamazsınız. Bu şekilde bir etkinlik arkadaşlar. O zaman biz gelelim buradan. Ben bir yani yeni transfer olmuş bir oyuncu çıkarmak için şuradan bir 250 alıp paket canım açmak istedi ve açıyorum. Yani şu an sadece canım istediği için açtım. Bakalım ne çıkacak. Hemen şöyle, evet, Gruezo çıktı ve hiç kimse çıkmadı. Connor Cody ve Amavi de çıktı. Burada o zaman videomuzun sonuna gelelim. Ben bu videoda eğlendim. Mesut Özil'in olayları falan da oldu. Like'ınızı da alırım. Güzel bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar bay bay.